Şimdi geçelim mi yine hayat pahalılığına, alım gücümüzün giderek düşmesine, ne kadar zor durumda olduğumuza? Elbette ön sırada da elektriğe gelen zam var. Her şeye, iğneden ipliğe zam geldi de elektrik böyle %127, %52 oranlarında olunca kota aşağısı, kota yukarısı iyice belimizi büktü. Esnaf çok dertli. Kepengi kapatmaya ramak kaldı. Kepenkleri kapatmaya ramak kaldı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kotayı 150'den 210 kilovata çıkarması esnafın hiçbir işine yaramıyor. 1480. Normalde ne kadar geliyordu? 600. Abi 1000 liraya yakın bir şey geliyordu. Şimdi 2000 lira oldu. Bu ay 11.850 lira geldi. Vatandaş endişe içinde Ocak ayının zamlı elektrik faturalarını bekliyordu. Beklenen oldu. Zamlı gelen elektrik faturaları vatandaşı perişan etti. Vallahi kiranın yarısını geçti. Müşteri yok. Teker teker kapanmaya başladık. Bugünkü benim cirom 40 lira. Elimize gelirse mantı dolabını da kapatacağız, satmayacağız mantıyı çünkü kurtarmıyor. 5 tane 3 tane dolap çalışıyor özellikle esnafı, yani elektriğe çalışması gerekiyor. Yani açıkçası batmaya gidiyoruz. Başka bir şey değil yani. Tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. İlgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Faturaları olan tepkilerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım attı. Yapılan düzenlemeyle elektrik faturalarında aylık tüketim 150 kW'dan 210 kW'a çıkarıldı. Ancak yapılan bu düzenlemenin en çok mağduru olan esnafa hiçbir yansıması olmadı. Çok yarayacak. Yararlı hiç yaramayacak. Neden yaramayacak? Yani bizim kullandığımız kapasite belli. Bekliyoruz iflas etmeyi hep beraber. Ya düzenleme var dedi de ama var mı, hiçbir şey bizim hakkımızda konuşmadı yani. Biz görmedik. Bu hiçbir şeye yaramaz. Sayın Cumhurbaşkanımız evlere, konutlara yapmış olduğu indirimi iş yerlerine yapması lazım ki iş yerleri kazandığını evlerini daha rahat ödeyebilsinler. Bütün şalterler açık. Hem hanelerde hem de iş yerlerinde elektrik mecburen kullanılıyor. Ama Ocak ayıyla birlikte gelmeye başlayan o faiz zamlı elektrik faturalarını gören vatandaşların dili tutuldu. Faturalar iki hatta üç katına çıktı. Kimi esnaf kepenk indirdi, kimi vatandaş tasarrufa yöneldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen tepkilerden sonra geri adım attı. Ama alınan karar hiçbir esnafın işine yaramadı. Normalde kış aylarında 380-400'ü geçmiyordu. Bu ay 1000 liraya geçti. Yani ne yakıyoruz dükkanda? Hiçbir şey de yakmıyoruz. Donuyoruz dükkanda. Yani donmamıza rağmen bu kadar faturayı niye ödüyoruz? Biz artık söylenen hiçbir şeye inanmıyoruz esnaf olarak. Hiçbir vaatler yerine gelmiyor zaten. Herkes kapatıyor. Açmayan dükkanlar var bir sürü. Kapatan, kepek indiren dükkanlar var. Yani nedir ya, elektrik faturası kirayı geçer mi ya? Bir tane ışık var, bir tane de elektrikli soba var. Buraya da karton koyulmuş zaten. Böyle giderse kapatır gideriz yani. Bu şekilde akşama kadar oturuyoruz. 1250 lira gelen bir fatura yıllık benim burada 15 bin lira bu kış gününe göre. Bakın, klimayı, ısıtıcıyı çalıştırmıyorum. Hava perdesini çalıştırmıyorum. Dolaplar çalışmıyor. Ekranlardan bir tanesi kapalı, bir tanesi açık. Böyle olmasına rağmen, tasarrufu ön planda tutmam, ledlerle yapmama rağmen bu gelen fatura 1232 lira 49 kuruş. Normalde ne kadar geliyordu? 600 lira, 400 lira. Bir de yazı düşünün burada. Dolaplar çalışacak, klima çalışacak. Kotayı çoktan geçiyor. Bunun geçmemesi gibi bir şansı yok. Bugün yukarıda ufacık bir esnaf balık malzemesi satıyor. Az evvel geldi. 400 lira ürün ödediğini, bedel ödediğini ve bunun karşısında bir ufak ısıtıcısının olduğunu. 400 liradan bahsediyor. 200 lira öderken 400 liraya. Yani bütün ele bu şeyler, kasaplar ve elektrik tüketimini çok fazla kullananların durumu berbat. Yani normalde 3500-4000 civarı geliyordu ortalaması ama bu ay 11.850 lira geldi. Yani bu şekilde elektrik faturaları düşmedi. Sürece zaten ayakta duramayız. Sadece biz değil, hiç kimse duramaz ayakta. Sadece bizimle alakalı bir şey değildir bu. Ama orada biz var mıyız yok muyuz belli değil yani. Şu an o haneleri kastediyor ama otomatik olarak zaten fazla. Zaten bir klima yetiyor zaten yazın. Bir klimanın o 150-200-210'u bile geçiyor yani, rahat tek başına geçiyor. Esnafa yaramıyor zaten yani, ama artık orada bir düzenleme yapılacak dedi de artık hangi düzenlemeyi de kastediyor mu kastetmiyor mu bizi, biz de bilmiyoruz yani. Dükkan kirası 7 bin lira falan. Fatura kiradan yüksek. Yok, artık katlıyor. Artık yani %100 katlıyor.